Yaşar Uyaroğlu. Aynı zamanda Bahtışen Cancı, günaydınlar, selamlarımızı iletelim. Mehmet A. Öz Alp Pugan da şu anda ekran karşısında olan Fox TV'yi ve Türkiye'nin gündemini takip eden tüm izleyicilere günaydınlarını iletiyor kendisi. Ve Kamil Turan Kayseri'den yazıyor. TÜİK rakamlarına Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili inanmadığını söylediği için partisinden istifa etmek zorunda kaldı. Acaba MHP Genel Başkanı TÜİK'in rakamlarına inanıyor mu diye bir soruyu sormuş. Şimdi hemen ben Mustafa senden rica edebilir miyim? Az önce de Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi şöyle bir Ankara'nın esintisiyle önümden uçup gitmişti. Hemen aktaralım Cumhuriyet Gazetesi'nden bir manşete bakalım. Manşete bakarken aynı zamanda vatandaş olarak bizler biliyoruz neyi nasıl yaşadığımızı, zamların hayatımızı nasıl etkilediğini. Bir de TÜİK duysun istiyoruz. Şimdi TÜİK'in alışveriş yaptığı bir market var ve bu marketin neresi olduğunu, etin, sütün, diğer kalemlerin fiyatlarını nereden aldığını herkes çok uzun süredir merak ediyordu. Şimdi kısmen biz bu rakamları duyuyorduk, görüyorduk. Şimdi son yapılan açıklamada, enflasyon verilerinin açıklamasında artık onu da görmüyoruz. Vatandaş ne yaşadığının farkında ama TÜİK vatandaşın ne durumda olduğunu ne kadar biliyor acaba? Ben size değil, aslında bu haberi TÜİK'e okumak istiyorum. Dolayısıyla bir ikili pencere yaptığımızda hemen yan tarafta, ekranın yan tarafında TÜİK'i görüyorsunuz. TÜİK binasını görüyorsunuz ve yoksulluğa TÜİK, TÜİK sansürü. Şimdi de madde sepetindeki fiyatları yayımlamayı bıraktı TÜİK. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti aylık %2.98, yani %3, yıllık %73,5 olarak açıklandı enflasyon rakamları. Emekçiye zam ayı öncesinde TÜİK Mayıs enflasyonunu %2.98, yıllık enflasyonu %73,50 olarak açıkladı. Böylece fiyat artışları yıllık bazda Ekim 1998'deki %76,6'dan sonraki en yüksek noktaya ulaştı. Enaksa enflasyonu aylık %5,46, yıllık %160,76 olarak hesapladı. Ben de 60 diyerek aslında TÜİK'in açıkladığını da altına indim. Yok öyle değil efendim. Enak'ın, yani enflasyon araştırma grubunun, akademisyenlerin açıkladığı enflasyon oranı %160,76. TÜİK'in son enflasyon verilerini düşük bulan ekonomistler 409 madde içeren madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarıyla istatistiki bölgelere göre tüketici fiyat endeksi ve değişim oranlarının yayımdan kaldırılmasını kuşkuyla karşıladı. Uzmanlar TÜİK'i şeffaflığa çağırdı. Şöyle bir gösterelim tekrar, ekranlarınıza gelsin TÜİK. Emekçinin maaşı eridi. Bir başka haberdi, onu da aktaralım. Dün açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon %35,64 olurken ortaya çıkan enflasyon farkı %28,14'e ulaştı. Memur, emekli ve işçi hükümetten kayıplarının giderilmesini bekliyor. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi, pek çok gazete, onlar enflasyon verileriyle ilgili uzmanların yaşadığı çekinceleri anlatıyor. Ama bir gazete var. Mesela Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi, neden hep öyle bakıyorsunuz? Bakın öyle bir zam geliyor ki diye manşet haberini az sonra sizlerle de paylaşacağım. Kira artışı bu arada %39 seviyesinde, onu da aktaracağız. Zam takvimi Mayıs 2022'de hangi kalemlerde nelere zam geldi? Şimdi bu yüksek oranlarda gelen zamlardan sonra Mayıs 2022 tarihinde acaba nasıl oluyor da aylık enflasyon %2,98 olarak açıklanabiliyor? Uzmanların da vatandaşın da aklına yatmayan konulardan bir tanesi. Nelere zam geldi? Alkollü içeceklere geldi, tütün mamullerine geldi, benzinin litre fiyatı, mazotun litre fiyatı, öğrenci yurtları, Türk çayı, Türk kahvesi, küp ve toz şeker, zorunlu trafik sigortası, paketli dondurma. Hani biz burada yüksek olanlarını sayıyoruz. Aslında iğneden ip diye her şeye hemen her gün zam geldi. Bir zamları hatırlayalım. Hangi zamlarla karşılaştık ve 1 Haziran'ı, Haziran ayını nasıl karşıladık? Devam edelim.
Hiç bakmıyorum artık. E şimdi tamamen ipin ucu kaçtı. 10 lira yapın da kurtulalım diyorduk. Şimdi 25 lira yaptılar ama kurtulamıyoruz. Durum hiç iyi değil. Bu gidişat hiç iyi değil. Evimize daha ekmek götüremiyoruz. Çalışıyoruz akşama kadar mazotta, ondan sonra eli boş eve git. Diyorlar ki nankörlük etmeyin, her şey ucuz. Asıl nankörlük onlar ediyor. Çünkü her şey çok pahalı. Biz artık bıktık yani bu zamlardan. İğneden ipliğe fiyat artışının habercileri: elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları. Benzin 1 lira 22 kuruş, motorin 1 lira 49 kuruş daha zamlandı. Elektrik ve doğalgaza gelen yeni zamlarla da tüketicinin zaten ağır olan fatura yükü daha da arttı. Bizim her şeyimiz doğalgaz ve elektrikle genelde. Faturalar nasıl geliyor? Faturalar çok kabarık geliyor. Elektrik, doğalgaz fiyatları inanılmaz derecede bizi resmen yıktı geçti diyebilirim. 4 ay önce 5-6 bin lira yakın bir fatura ödüyordum. Bu ay 18 bin 500 lira ödedim. Yani tabii ki bu bizi geriyor. Tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Ne bileyim, pervaneleri kapattık. Klimaları az kullanıyoruz. Gereksiz dolapları kapattık. Fırını 1'e düşürdük. Ne kadar önlem de alsak 18 bin lira geldi. Benzinin litresi 26 lirayı aştı. Motorinin litre fiyatı ise 26 lira sınırına dayandı. Üstelik fiyat arttıkça devletin aldığı KDV ve ÖTV de yükseliyor. Oysa diğer ülkelerde akaryakıt zamlarından tüketiciyi korumak için peş peşe vergi indirimi kararları alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta yıl sonuna kadar akaryakıttan alınan vergi kaldırıldı. Almanya'da da yaz ayları boyunca benzinde 30 sent, motorinde 14 sent vergi indirimi kararı alındı. Üstelik New York'ta kaldırılan verginin oranı %16. Türkiye'de ise akaryakıttan alınan verginin oranı ortalama %24. İstanbul'da bugün 1 litre benzin 26 lira 23 kuruştan satılmaktadır. 4 lira KDV, 2 lira 52 kuruşla ÖTV olmak üzere 6 lira 52 kuruş vergi bulunmaktadır. İstanbul'da satılan akaryakıt fiyatlarından baktığımızda 1 litre motorinde 6 lira, 2 lira 05 kuruş özel tüketim vergisi, 3 lira 95 kuruşta KDV olmak üzere akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV ve KDV'nin en azından yıl sonuna kadar ertelenmesi ivedi ve elzemdir. Üreticinin, tüketicinin, sanayicinin yükü sadece akaryakıt zammıyla katlanmıyor. Çünkü üretim yapmak için olmazsa olmazı enerji maliyeti her ay daha da katlanıyor. Konut ve tarımda kullanılan elektrik %15, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektrik %25 zamlandı. Konutta kullanılan doğalgaz %30, sanayide kullanılansa %40 daha zamlı artık. Her şey zam zaten, doğalgaz açmıyoruz, elektrik açmıyoruz, doğru düz banyo yapmıyoruz. Milletin burasına geldi. Esnaf tasarruf tedbirlerine her gün bir yenisini ekliyor ama işin içinden çıkmak zor. Kış atlattık diyen tüketiciler gibi esnaf da yazın yağmur gibi gelen zamların şokunu yaşıyor. Hiç olmazsa enerjinin KDV'si sanayici için alınmazsa bir yardımdır. Hiç olmazsa 8'e indirin. Sanayiciye gelen zam herkesi etkiliyor.